Arkadaşlar, herkese merhaba. Uzun bir aranın ardından yeniden Pastel ve konuğumuz Ozan'la birlikte yeniden karşınızdayız. Umarım keyifleriniz yerindedir arkadaşlar. Biz kısa süre boyunca video çekemedik tabii ki bazı nedenlerden dolayı. Ancak bundan sonra düzenli olarak yeniden videolarla karşınızda olacağız arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlar için konuklarımı da tanıtmak istiyorum. Pastel'i eski arkadaşlar biliyordur. Yeni arkadaşlar için de bu kuş arkadaşlar Pastel. Benim uzun zamandır beslediğim sevimli bir kuş. Kendisi oyuncağından ayrılamıyor. Oyuncak nereye giderse Pastel de oraya gidiyor. Bu da Ebru abla ve Fatih abinin kuşudur. Kendilerine 8-9 ay önce hediye etmiştim. Şu anda da gerçekten sevimli, bakımlı ve çok neşeli bir kuş olmuş. Gerçekten çok güzel eğitim uygulamışlar kendisine. Tıpkı Pastel gibi. Oyuncaklarına karşı onun da zaafı var. Oyuncaklarıyla oynamayı çok seviyor arkadaşlar. Oyuncak nereye giderse kendisi de oraya gidiyor. Hatta kendisinin topu da varmış. Topuyla evin içerisinde oynamayı çok seviyor. Şimdi gelelim bugünkü konumuza. Bugünkü konumuz kuşlarımızın severek tüketeceği bir tarif arkadaşlar. Bu tarifimiz buğday çimlendirme. Gayet basit bir tariftir. Sadece bulmanız gereken şey ham işlenmemiş buğday. Hemen onu da sizlere yakından göstermek istiyorum. Bakın böyle yemcilerde ham henüz işlenmemiş buğdaylar satılıyor. Bu marketteki buğdaylardan değil, zaten marketten alırsanız işlenmiş olduğu için büyük ihtimal çimlenmeyecektir. Bunları yemcilerde, bu tavuk yemi satan yerlerde ya da değirmenlerde kolay bir şekilde ham buğdaydan bulabilirsiniz. Zaten söylerseniz hemen sizlere de söyleyeceklerdir, göstereceklerdir. İçerisinde de işlenmemiş olduğu için gördüğünüz gibi çalı çırpı var, buğdaylar var, arpalar var arkadaşlar işlenmemiş. Bundan bularak kuşunuz için güzel bir menü oluşturabilirsiniz. Gerçekten çok besleyici ve yapısında lif olduğu için, bunu biz işledikten sonra, suda beklettikten sonra lif haline geldiği için, çimlendiği için sindirimi de çok kolay kuşlar için. Kuşlara biliyorsunuz sadece darı türlerinden oluşan, çeşitli yemlerin karışımından oluşan, tohumların karışımlarından oluşan kuru yemler veriyoruz onlar için. Ancak bu tek başına onların beslenebilmesi açısından, ihtiyaçlarını karşılayabilmesi açısından hiç yeterli değil arkadaşlar. O yüzden onlar için özel tarifler uygulamamız gerekiyor. Vitamin ihtiyaçlarını karşılamak için. Bunun içerisinde bol miktarda vitamin, mineral olduğu için vitaminlerini, mineral ihtiyaçlarını karşılıyor kuşların. İçerisinde mesela E vitamini vardır. Kızışmayan kuşlarınızın, çiftleşmeyen kuşlarınızın çiftleşmesi açısından bu tarifi onlar için uygulayabilirsiniz. E vitamini kuşların kızışmasını ve kolay bir şekilde çiftleşmesini sağlar. Aynı zamanda B vitamini vardır. B vitamini de kuşların tüy yapısının, gördüğünüz gibi Pastel'in tüyleri çok parlak, canlı görünüyor şu anda. İşte Pastel'in tüylerinin bu şekilde canlı ve parlak olmasının sebebi, tüy döküm dönemlerini hızlı bir şekilde atlatmasının sebebi B vitaminidir. Kendisine B vitamini uyguluyorum. Damla şeklinde satılır ya da bu şekilde besinleri yaparak doğal olarak onların B vitamini ihtiyacını karşılayabilirsiniz. Kuşunuzun tüyleri daha canlı ve parlak olacaktır. Yine protein açısından, bitkisel protein açısından çok besleyici. Kuşların protein ihtiyacını karşılıyor. Yine farklı şeyler var içerisinde onlar için besleyici olan. Bunu çimlendirmek için Pastel, sen oyuncakla oyna. Sonra ben sana tattıracağım onu, Ozan'la ikinize. Öncelikle arkadaşlar şöyle kapaklı bir kaba ihtiyacımız var. Dondurma kaplarını da kullanabilirsiniz bunu çimlendirmek amacıyla. Bunun içerisine işlenmemiş olan buğdayımızı döküyoruz. Buğday miktarını kuşunuzun sayısına göre belirleyebilirsiniz. Ben tabii ki çok fazla kuşum olduğu için çok fazla yapıyorum genelde. Ancak kuşunuzun bir gün içerisinde tüketebileceği şekilde yapın. Çünkü çok fazla uzun süre beklediği zaman içerisinde bozulmalar oluşuyor. Bakteriler, mantarlar oluşmaya başlıyor. Kısa süre tüketebilecekleri şekilde yapabilirsiniz. Ben hepsini döküyorum.
Gördüğünüz gibi içerisine hepsini döktüm ve içerisine bir de su ekliyoruz sonrasında. Öncelikle bunun içerisindeki tozların ve çalı çırpının arınması için güzelce 3-4 kez yıkamamız gerekiyor. İçerisine su dökünce arkadaşlar, hemen gösteriyorum sizlere de. Bakın, içindeki pislikler zaten su yüzeyine çıkmış oldu. Bunları da dökerek kolayca temizleyebiliyoruz. Bunlardan tamamen arınana kadar, tabii ki obur pastel de hemen oyuncağıyla yemek arasında kalmış durumda. Oyuncağından da vazgeçemiyor arkadaşlar. Boğazından da vazgeçemiyor. Kendisi yemek yemeyi de çok seviyor aynı zamanda. Gördüğünüz gibi bir orada bir orada. Birazdan onlara da güzel bir şekilde tadına baktıracağız. Hemen hayır pastel o pis su. Güzelce temizliyoruz. Bu şekilde bulanıklık gidene kadar yıkadıktan sonra gördüğünüz gibi içerisinden bulanık tozlu bir su çıktı. Aynı zamanda işlenmemiş halde olan arpalar da suyun yüzeyine çıktı. Böyle 4-5 kez iyice arındırılana kadar yıkadıktan sonra bunun içerisine buğdayların üzerinden bir parmak geçecek kadar arkadaşlar suyla dolduruyoruz. Bu şekilde kapağını kapatarak suyun içerisinde 2 gün boyunca bekletiyoruz. 2 gün sonra bu yapmış olduğumuz buğdayların içerisindeki suyu güzelce süzerek ve yeni hafiften böyle az miktar su ekleyerek üzerine de peçete kapatıyoruz. 2 gün suyun içerisinde bekliyor. 1 gün de nemli bezin altında bekliyor. Sonrasında kapağını açtığımızda da şu halde bir tohumla karşılaşacaksınız. Bakın hafiften çimlenmiş. Suyumuş, bakın şu suyumuş tohum filizlenmiş. 3 gün sonunda buğdaylarımız bu şekilde filizlenmeye başlıyor. Bu hale geldikten sonra artık bunu kuşlarınıza güzel bir besin olarak yedirebilirsiniz. Çok besleyicidir. Vitamin mineral içeriği başta da dediğim gibi zengindir. Kuşlarınıza 2 haftada bir yedirerek, özellikle de üretmek istediğiniz kuşlarınıza yedirerek kuşlarınızın kolay bir şekilde üremesini sağlayabilirsiniz bununla. Hemen Pascal ve Ozan'a da tattıralım bu yapmış olduğumuz buğday çimlenmesini, çimlenmiş buğdayları. Pascal, yemek istiyor musun? Bak, buğday. Ozan. Ozan hemen tabii ki tabağın içerisine bir de arkadaşlar pastelle karşı karşıyalar. Gelin. Evet, şu an sanırım yiyor. Evet, Ozan ağzında arkadaşlar. Kabuğunu açmaya çalışıyor buğdayın. Pastel, Ozan, buraya gelin. Bak, burada güzel lezzetli bir yemek yaptık sizin için. Size de yakından göstereyim nasıl yediklerini. Bakın arkadaşlar, ölmüş gibi tüketiyorlar buğdayı. İçerisindeki filizlenmiş kısmı yiyorlar. Pastel şu an tabağın içerisine dalmış durumda. Evet, Ozan pastelin oyuncağını oynamaya başladı. Pastel tabii ki oyuncağı oynandığı zaman hemen saldırı moduna geçer. Ancak Ozan'la iyi anlaşıyorlar gördüğüm kadarıyla. Ellemesine izin verdiğine göre.
Bir de söylemeyi unuttuğum bir şey var. Bu buğdaylar çimlendikten sonra güzel bir şekilde sirkeli suyla dezenfekte ediyoruz. Çünkü bu çimlenme sürecinde buğdayın içerisinde bakteri ve mantarlar oluşabiliyor. En son buğdaylarımız çimlendiğinde güzelce sirkeli suyu elekten geçiriyoruz arkadaşlar. Sonrasında kuşlarımıza ikram ediyoruz. Gördüğünüz gibi nefis bir şekilde Ozan ve Pastel tüketiyorlar. Birazdan diğer kuşlara da servis yapacağız. Onlar da çünkü severek tüketiyorlar. Tüm kuş türleri için, sadece muhabbet kuşları için değil, papağanlarınız olsun, diğer güvercinleriniz olsun, tavuklar da, hatta tavuklar için de verilebilir. Hepsi için verebilirsiniz. Ozan kamerayı inceliyor şu anda. Hayır Ozan. Şu an her tarafa dağıttılar tabağı. Arkadaşlar, masanın her tarafında buğday oldu. Bakalım. Artık oyuncağı da paylaşamıyorlar ikisi birden. Güzel olmuş mu Pastel? Evet arkadaşlar, bugün sizlere kuşlar için buğday çimlendirme hakkında bilgiler vermeye çalıştım. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone de olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.